Merhaba arkadaşlar, Teknokrat geri geldi. Merhaba Mert. Merhabalar. Mert Samsung'un eventine gitti. Evet, Samsung'un yeni nesil telefonları bu sene duyuracağı telefonlar tanıtıldı. Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra telefonları tanıtıldı. Biz de Samsung'un davetiyle herkesten önce bu telefonları birazcık kurcalama ve bunlarla alakalı videolar çekme fırsatı bulduk. Dokunabiliriz mi? Dokunduk hocam. Her güzel renginden mi getirmişler, önümüze koymuşlar. Ben ha şimdi... renkleri mi bak? Hayır. Tabii çok, ha, renkleri çok güzel hocam. Ha, eskiden Samsung pek renkli yapmazdı. Evet, şimdi çok güzel renkleri var. Özellikle S24 ve Plus'ta çok güzel bir mor renk var. Ama Ultra'da da onlar titanyuma gitmişler. Allah Allah. Moda olduğu üzere titanyum tercih etmişler. Peki alalım mı? Hemen sondan gireyim. Hemen alalım mı? Zaten bu videoda birazcık onu konuşacağız. Yani şu an bizim elimizde telefon yok. Öncesinde ben gittim, inceledim. Kendi notlarımı aldım. Onlar bana bazı notlar gönderdi. Bunların üzerine bugün bunu aslında yorumlayacağız. Alalım mı? Ben lafa sondan gireyim. Bir insan niye Android kullansın? Ben şu an iPhone kullanıyorum ve bu iPhone'u alıncaya kadar ki bütün telefonlarım Android'ti. Android'in aslında kendine göre çok büyük avantajları var. Şimdi yorumlar yıkılıyor tabii, biliyorum. Ben özellikle o dönem işte Linux'ta da çalıştığım için biraz aşinaydım. Ve Android bana çok keyifli geliyordu. Çünkü istediğim programı istediğim yerden kurabilmek, bir mağazaya bağımlı kalmamak. Windows gibi. Windows gibi. Hatta Windows'un daha da özgürü. Ve istediğiniz ölçüde artık root yapıp yani sistem dosyalarına müdahale edebilecek duruma gelmek falan çok güzeldi. Ama bir süre sonra işte insanın bazı hevesleri yok oluyor. Hani ben yaş aldıkça. Evet, çok uzun yıllar yaptım bunu. Yani her telefonumu kurcaladım. Ahirete doğru adlı programımıza hoş geldiniz. Bir yerden sonra insan istiyor ki sadece çalışsın. Ve o dönemde de hiç denemediğim için iPhone'u dedim ki bir iPhone deneyeyim. Yani şikayetçi değilim ama işte aldığımdan beri de gene bu modeli kullanıyorum. Değiştirmedim de henüz. Ama değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir. Samsung aklına girdi mi yani? Şimdi işte onları konuşacağız hocam. Birkaç tane çok güzel özellik var. Özellikle AI tarafında, artık AI deyince bir de herkes AI oldu ama çok güzel özellikler eklemişler. Yeni buzzword'ümüz AI. Evet, kullanışlı birkaç tane özellik var. Bir aklımı çelmedi desem yalan olur. Nedir? Anlat bakalım. Hemen anlatayım hocam. Telefonların teknik özelliklerine değiniriz. Onlarda zaten minik değişiklikler var. Tasarım da biraz değişti. Ama asıl önemli olan Galaxy'nin AI tarafı. Zaten Galaxy AI diye geçiyor. Telefonun içinde yerleşik işletim sistemi seviyesinde çalışan bir AI. Samsung'un kendi altyapısı olan Gauss'u kullanıyor. İşte bu ChatGPT gibi ya da Bard gibi. Herkesin kendi altyapısı var. Samsung da bunu geliştirmiş. Başarılı mı peki? Denedin mi? Başarılı hocam. Ha. Yani, konuştuğunu anlayabiliyor mu yani? Konuştuğunuzu anlıyor. Şimdi zaten ona çünkü geleceğim. Bunlar anlayamıyor. Bir özelliği var. Biri sizi aradı. Japonca konuşuyor telefonda ve siz anlamıyorsunuz bunu. Fakat, her insanın sıklıkla başına gelebileceği bir olay. Fakat Galaxy hocam ya belli mi olur, Japonya'dan bir firma sizinle bir video çekmek istedi. Aradılar ve dediler ki biz İlker Canikli ile görüşmek istiyoruz. Fakat kendilerince söyledikleri için biz bunu anlayamadık. Galaxy hemen AI, kapatıyoruz telefonu. Evet, Galaxy AI bunu anlıyor. Siz bir tuşa basıyorsunuz. Bu saatten itibaren Galaxy AI ile konuşmaktasınız. Devam edin konuşmaya. Ses olarak ne duyuyorsun? Galaxy AI'yi duyuyor. Onlar konuştukça siz bunu canlı olarak çeviri duyuyorsunuz ve bunu kendi dilinizde yapıyorsunuz. Gerçekten iyi bir şey bu. Bu telefonun içinde gömülü. Hani bu yapılmıyor muydu? Bunu yapan yazılımlar var. Bunu şu an canlı şekilde çevirisini yapan harici yazılımlar var. Ama işte benim hoşuma giden bu yazılımı ben arayıp bulurum. Siz arayıp bulursunuz. Ama bu sistemin içinde olmadıkça, hazır olarak sunulmadıkça bunu benim annem babam hayatta kullanmaz. Yani indirip de ona üye olayım, bu dilleri ayarlayayım falan kimse uğraşmaz onunla. Bunun sistemin içinde olması benim çok hoşuma gitti. Bunun gibi birkaç tane özellik var. Size WhatsApp'tan bir şey gönderiyorum. Herhangi bir şey, bir fotoğraf. Bir bina var mesela fotoğrafta. Hı-hı. O binanın üzerine daireyle çiziyorsunuz. Ve hemen alttan Google açılıyor. O binanın ne olduğunu söylüyor size. Güzel. Sistemin içinde çalışıyor. Bu maillerde yapıyor, bunu WhatsApp'ta yapıyor. Herhangi bir şeyde. Instagram'da gezerken çünkü bir post her gördünüz. Zaman fotoğrafların üzerine bu ne yazma ihtiyacı hissederdim. Bu da iyi oldu. Evet. Yani, bu ne, bu ne, bu ne? Instagram'da çok güzel bir post gördünüz mesela. Birisi bir yere gitmiş, bir dağa gitmiş. Özellikle ürün falan ararken iyi oluyor. Evet, yani çizmeniz yeterli. O yapay zeka yardımıyla onu anlıyor. Sizin çizdiğiniz alandaki ürünü tanıyor. Google'da aratabiliyor ve sonuçları çıkarıyor karşınıza. Ben çok beğendim. Yani, ürünü gidip alıyorsa çok güzel olur. Satın alma linkleri de çıkıyor aşağıda. Yani herhalde alır. Belki bundan bir sonraki aşamada hani sadece çizip bunu bana al diyeceksiniz ve onu direkt alacak. Başka hiçbir şey söylemenize gerek kalmayacak. Peki fiyat? Fiyata gelmeyelim mi? Fiyatları muhtemelen 17'sinde telefonlar çıktığında, yani bu videoyu izlediğinizde fiyatlar çıkmış olur. Biz de o zaman görmüş oluruz. Şu an benim fiyat bilgim yok. Açıkçası sormadım da. Yani çıktığında bunu göreceğiz. Biz fiyat sormuyoruz. Biz sadece alıyoruz. Beğendiysek bunu bize paketleyin diye rica ediyoruz. Söylemek olmaz, emir verir gibi. Rica ediyoruz. Bir de bu chat asistanıyla alakalı şöyle bir şey var. Sizin yazdıklarınızı da yorumlayabiliyor. Ha. Mesela bir olay oldu. Siz gruba bir şey yazdınız.
ve dediniz ki ya bu çok mu sert oldu acaba? Mustafa Selin'in Allah belasını versin dedim. Onu da yapar muhtemelen. Seçiyorsunuz, diyorsunuz ki bunu daha ılımlı bir dile çevir. Mustafa Bey niye böyle yapıyorsunuz? Evet. Evet, onu bir anda tüm saygımla diye çevirip öyle gönderiyor. Güzelmiş. Evet ya, yani kendi içinde. Sarhoşsunuz mesela. Evet, bir şey uyudun mu? Uyudun mu mesajı yazacaksınız. Onu atmıyor. Ne yaparsanız yapın. Engel oluyorsun. Yani yapay zeka, ya bir de şey, bunu orada da konuştuk zaten Samsung'taki arkadaşlarla. Bu saydıklarımızın hiçbiri şimdiye kadar yapılmamış şeyler değil. Bunlar ama birleştiriyor. Var. Evet, birleştiriyordan ziyade bunların hepsini Samsung kendi altyapısında yapıyor. Ve telefonun içinde dahili olması, kimse kullanmayacaksa elinin altında mutlaka bir el atıyorsun, kullanıyorsun. Bu güzel. Telefonlarla alakalı benim çok hoşuma giden ekranları artık düz olmuş hocam. O kavisli ve değişik. Vazgeçmişler. Evet, ondan tutmak zordu. Tutmak zordu, tamir etmek çok zordu. Üzerine kırılmaz cam yapıştırmak bile çok zordu. Bu arada onların açılan telefonları da var. O da iyi. Var. Onun da mı yenisi çıkıyor? Yok. Onlar Fold ve Flip diye geçiyor. Onlar bambaşka iki seri. Ya onlar peki da... sana bir soru. Telefonun döneminin sonuna geliyoruz gibi geliyor bana. Bak şimdi bir kehanette bu. Kehanet. Sanki bu sabah konuşmamışız gibi. Ha, konuştuk mu? Şey, Rabbit'te konuştuk ya. Ama şey, telefonlar çok iyileşti. Aslında 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı şeyleri yapabilir hale geldi ya. Evet. Next step, bundan sonraki aşama ne olur? Şimdi bundan sonra muhtemelen telefonun kendi donanımından ziyade bunu yazılımla güçlendirip cloud üzerinden destekleyebilen firmalar da olacak. İşte Samsung bunu yapmak için adım atıyor. Diğer markalar da bunu yapmak için adım atıyor. İşte Galaxy AI aslında bunun için iyi bir adım. Çünkü işte bugün konuştuk daha. Rabbit R1 bir yapay zeka asistanı. Bunun Galaxy AI olmaması için bir sebep yok. Yarın öbür gün bu Galaxy AI de olabilir. Peki o Rabbit açık kaynak şeyleri mi kullanıyor? Ne yapıyor? Yani kimi kullanıyor serverları? Kendi serverlarını kullanıyorsa. Onlar da yeni girişim. Yani ChatGPT'ye şey yapmıyor, yüklemiyor. Emin değilim. ChatGPT değil diye biliyorum hocam. Çünkü esas savaş orada olacak gibi görünüyor. Yani evet. Kimin yapay zekası daha akıllı olacak? Yani bugün bizim duyduğumuz işte ChatGPT'den bahsediyoruz. Aslında ChatGPT konuşma tabanlı bir dil modeliydi. Bununla beraber hayatımıza artık Midjourney girdi, bilmem ne girdi, DALL-E girdi. Bunlar da mesela tek tabanlı, işte fotoğraf üzerine, resim üzerine çalışan. Şimdi işte Galaxy AI gibi muhtemelen multimodal dediğimiz birden çok işi aynı anda yapabilen, birden çok işi birbirine belki bağlı şekilde yapabilen yeni AI'lar gelecek. O zaman biraz daha anlamlı olacak bunlar. Çünkü hepsi kendi alanında gelişti. Midjourney çok iyi, ChatGPT çok iyi, İşte diğerleri çok iyi ama bunların... Midjourney'den nefret ettiğimi daha önce defalarca... Web versiyonu açılmış bu arada. Açılmış mı? Açıldı diye biliyorum. Yani hiçbir şey arkadaşlar Discord adlı chat program şeyde çalışamaz yani. Orada kodlar yazarak resim yapamayız. Bu arada ben çok güzel bir AI ile oynuyorum. Twitter'da görmüşsün işte Magnific AI diye. Bayağı evet. Bir hareket var orada ya. İşte gördüğüm en heyecan verici upscaler. İşte biri çıkacak. İşte Galaxy AI olur, başkası olur. Magnific'i alacak. Evet. Onunla beraber işte bu geçen benim katıldığım Styler diye bir şey vardı. O da bir fotoğraf koyuyorsunuz ve prompt giriyorsunuz. Fotoğrafı ona çeviriyor. Onu başka biri alacak. Siz telefonla fotoğraf çektiğinizde onu size belki 7-8 farklı tarzda verecek telefon. Peki Buğra şey diyebilecek mi? Bana Cannes'da kazanacak film çek diyebilecek mi? Şunu diyebilir. Beni Cannes'da ödül almışım gibi çek. Pampa. Diyebilir. Hemen yapay zeka eline bir Cannes verip böyle şey yapabilir. Bir palmiye ile beraber gösterebilir. Peki bu Samsung niye kendi işletim sistemini yazmıyor? Hocam Android... Bu çok genel bir soru tabii. Evet ya, Android açık kaynak olduğu bir sistem. Ve dolayısıyla ortada hazır yazılmış, yani işin büyük kısmının halledildiği bir durum var. Bunu alıp kendine göre kişiselleştirmek çok daha kolay. Evet ama mesela ben Xiaomi'ye falan reklam çekmiştim. Çok iyi kameraları var onların. Yani Xiaomi ile çekmiştik o zaman. Ama şey, hardware'i bilmiyor ya. Yani her hardware ayrı. Halbuki işletim sistemi bilmiyor o hardware'i. Onlar galiba uyarlıyorlar öyle mi? Hocam yani... şöyle, Samsung olduğunuzda o işletim sisteminin çalışacağı en iyi hardware'i zaten alıyorsunuz. Yani tamam, bugün... Ama işletim sistemini modifiye mi ediyorlar? Nasıl yapıyorlar o işi? Tabii. Kendisi alıp onu... Tabii zaten açık kaynak kodun en güzel tarafı o. Size temelini veriyor. Siz kendi telefonunuzda çalışmak üzere onu tweak ediyorsunuz. Evet ama mesela kendi app'leri, yani kendi telefon kamera app'leri çok iyi değildi. Sadece Xiaomi için konuşmuyorum. Huawei Highway'de de öyleydi. Şey. Huawei işte mesela Google yasağından sonra bu şeyden komple ayrıldı. Koptu. Ve kendi şeyini yazdı, yazılımını. Ama olmadı. Oldu. Yani şu an onu kullanıyorlar. Harmony OS diye yani bir yazılımları satışı var mı? Pazar payı düşmüştür çok. Pazar payı düştü tabii Google'a bağlı olarak. Ama oradayken de bir bilgi öğrendim. Şu an Türkiye'de en yüksek pazar payı Samsung'daymış. Dünyada da öyle zaten. Sanırım dünyada da öyle. Yani ve yani şey... Bayağı ciddi.
O işte. Herkesin elinde duruyor. Anadolu'yu tanımıyorsun. Aptal. Samsung'un Türkiye'deki pazar payı %35'miş. %35 çok iyi hocam. Çünkü yani şu an 20 tane marka sayarız telefon. Tabii. Tek başına %35 tek başına iktidar. Bir anlamda. Evet. Koalisyona girebilirler artık. Ya o açıdan iyi. Bir de Samsung'un işte avantajı şey oluyor diğer markalara göre. Samsung'un yelpazesi çok geniş hocam. Yani biz S24'lere baktık. Evet, kamyon da yapan ve aynı anda telefon da yapan. Evet, ben sadece telefondan bahsedeceğim şimdi ama S serisi Samsung'un en üst serisi. Galaxy'nin en üst seviye serisi. Bunun A serisi var. Diğer serileri var. Denemek için yaptığı daha küçük seriler var. Yani ürün yelpazeleri çok geniş ve herhangi bir insan gittiğinde ben Samsung almak istiyorum dediğinde aslında cebindeki paraya göre bir tane Samsung mutlaka var. Halbuki diğer tarafta. Peki başka ilgi çekici ekranı daha iyi mi mesela? Ekranı daha iyi hocam. Ekran konusunda bir önceki nesilde S23'lerde ekranlar şeydi. İşte 120 Hz'lik ekran sadece Ultra'da. O da 1-120 arası yani adaptifdi. Diğerleri de 1.60'tı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da sadece 60 Hz'di. 120 yoktu onlarda. Şimdi bütün modellerde 1-120 arası ekran koymuşlar. Adaptif koymuşlar. Hem de 2700 nit. Hmm. 2700 bayağı iyi. Yani plajda güneşin altında fotoğraf bakabilirsiniz. Bakabilirsin aslında. Çok göremezsin ama yine bakabilirsin. 2700 de görülür hocam. Bu neye yardımcı oluyor? Sadece... Yani şey için söyledim, o profesyonel... Sinema monitörleri 4000 nit falan oluyor ya. Evet, hani güneşte zorlanırsın ama çok iyi tabii. Güzel diyor. Allah sahibine başlasın diyoruz. Batarya? Batarya S24'te 4000 mAh var. 24 Plus'ta 4900 mAh var. S24 Ultra'da da 5000 mAh var. Dolayısıyla Mertcan'a hiçbir şey ifade etmedi. Evet, aslında şöyle. Hani Ultra'da niye 5000 mAh dedi yerine 4900 diyenler olabilir. Ama Ultra'nın içinde bir de kalem var. Yani o gövdenin içine hem 5000 mAh batarya koymuşlar hem de bir tane kalem koymuşlar. Kalem de bu arada bayağı gelişmiş. Ekran iyileştiği için ekran teknolojisi. Kalem de çok daha hassaslaşmış. O kalemi nasıl kaybetmiyorsun? İçinde duruyor. Ha, içine mi sokuyorsun? İçine giriyor. Yani şey değil. Tabletler gibi yanında durmuyor. Note modelleri vardı. Evet. Note modelini bitirip aslında Note'u Ultra'ya evirdiler birazcık. İlgimi çeken bir firma Samsung. Yani şey çok... Ya Note'un... Ben ilk Note kullandığımda kendim satın almamıştım o zaman. Arkadaşım da denemiştim. Şey demiştim ya, bu çok ilginç bir şey. Yani telefondan kalem çıkarıp üzerine bir şey yazabilmek ve not defteri geri koyabilmek. Evet ya, bu diyor çok ilginç bir şey. Şimdi biraz da teknik özelliklerden. Snapdragon. O da var. Ona da geleceğim. O Qualcomm'un değil mi? Evet. Şöyle. Abi bu arada bunlar kendi işlemcilerini kullanıyor. Tam ona gelecektim hocam. Samsung normalde çok uzun yıllardır kendi işlemcisini geliştiriyor. Exynos adı altında bir işlemcisi var. Ve genelde bu benchmarklarda hep aşağıda kalıyordu rakiplerine göre. Bu sene Snapdragon gibi Samsung'da 4 nanometre teknolojisine geçmiş. Exynos 2400 yanlış hatırlamıyorsam S24'te ve 24 Plus'ta onu kullanmışlar. S24 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3 modeli var. Garip aslında ya, bu ben ilk defa gördüğümde şaşırdım. Ve kağıt üzerinde yani bu sentetik testlerde single core'da Snapdragon daha iyi, multi core'da Exynos daha iyi. Ki multi core'da iyi olması bence çok daha iyi bir şey. Peki en önemli soruya gelelim. Bizi ilgilendiren kamera. Hocam kamera konusu. Kaç kamera var? Çok kamera var. Bize kaç tane lazımsa ben hemen sayayım. Yani 3'ten fazla mı? 4 kamera olması lazım. Yani önü saymazsak. Evet. Ön kamerasıyla beraber 5 tane kamera var hocam. Arkasında. Oh, tepe tepe kullanın. Fazla fazla koymuşlar. İhtiyacımız olabilecek her şeyi koymuşlar. Yanına da koysalar ya. Yanında yok. Onu yapan bir firma vardı hocam. Vardı. Telefonun üstündeydi kamera. Her şeyi yapan bir firma böyle oluyor. Böyle masaya koyuyordunuz ve karşıyı çekiyordu. Sapık kamerası. Bu arada şey dağıtıyorum konuyu ama selfie kameraları döner olsa keşke. Onu da denediler. O da var. Olmadı ama. Şöyle olmadı. Yani mekanik parça yapmak istemiyorum. Yıpranıyor bir süre sonra hocam. Ve elinizde kalıyor o parça. Ama bükülen telefon yapmışsın abi. Onu da yapılar yani. Bütün telefonu bükmek çok iyi bir şey. Ama kamerayı bükmek biraz şey. Küçük bir parça bükmek daha zor. Peki bu 5 kamerayı anlat bakalım. Hemen anlatayım hocam. En çok kullanılacak olan kamera selfie kamerası. En kötü kamera en çok kullanılıyor bu arada. Çok saçma. Açılıyor çünkü. Engel de olamıyorsunuz. Yani kamerayı açtığınızda o çıkıyor. 12 megapiksel. 2.2 diyaframlı bir kamerası var. Ön tarafta. Bu en fazla göreceğiniz eskiden kamera. Ana kamera olarak bildiğimiz kameralar şimdi öne düştüler sayın seyirciler. Evet aslında hatta şey. Hatta onlardan söküp yapıyorlar galiba. Zaten bu kameranın şeyiyle, teknik özelliğiyle arkadaki ultra geniş kameranın sensörü muhtemelen aynı. Ha, o da 12 megapiksel 2.2 diyafram. Gelelim ana kameraya, geniş kamera diye. Yani 1x'te çekim yaptığımız kameraya. 200 megapiksel hocam. O tabii tam son derece saçma bir şey. 200 megapiksel ve 1.7 diyafram.
bir noktaydı, artık öyle oldu. Evet. Evet. Yani biz niye de anlamıyorum? Sensörlerde sensörün lensten fazla olmaması gerekir. Yani o lens çözebiliyor mu 200 megapikseli? Belli ki çözüyor hocam. Yani en, ya da en ana kamera o. Onu muhtemelen çözüyordur. Ondan sonra bir tane telemiz var. Telemizde 50 megapiksel. Onu da mesela ben 50 megapiksel. 50 çok yüksek. Evet, yüksek. Hadi yani onu da şöyle söyleyeyim. Bizdeki Canon R5'ten daha fazla oluyor. Evet. Yani onu da piksel billing yapsa o da şeye geliyor ya. Yani. 12'den fazlaya geliyor. 13 megapiksel civarına geliyor. O gayet iyi. Şöyle adamlar olması için 200 megapiksel benim kameram mı diyorlar? Ne diyorlar? Adamlar oluyor. 200 megapiksel. Zaten bu özelliklerin çok büyük kısmı genelde birini anlatırken işe yarıyor. Gerçekten kullanırken değil. Ama avantaj yani yine de. Benim megapikselimin başkasından büyük olması. Başka bir şeyiniz büyük değilse. Lazım olabilir. Ama onu gösteremiyoruz zaten. Herkese en azından. Peki o 200 megapiksel, öbürü? İki tane daha kamera var. Tele 50 megapiksel. Bir tane de Tele 2 var. O da 10 megapiksel. Enteresan. O video da çekerken ne oluyor? Her şey birbirine giriyor. Video çekerken işte 200 megapiksel sayesinde 8K çekim yapabiliyor. Gerçek o 8K çekim yapabiliyor. Evet. Öbürlerine geçince. Öbürlerinde 8 yapamıyor sanırım. Öbürlerinde 4K yapıyor. O zaman video çekerken kamera geçişi yapamıyor musun? Yani 8K'da hayır. Ama ki zaten 8K çekmeye de gerek yok. Ama şeyi test ettim hocam. Benim Samsung'da atıyorum 22'de de 23'te de en çok denediğim şey, video çekerken kamera değiştirdiğimizde o şey çok belli oluyordu. Hı-hı. Başka bir kameraya geçti. Onu düzeltmişler. Ha, böyle geçiriyorsunuz, milim milim birinden birine geçiriyorsunuz ve neredeyse hiç anlaşılmıyor. Ha, çok dikkatli bakarsanız evet böyle bir minik şey var. Ama inanılmaz bağlamışlar. Bu çok önemli bir soru çünkü hem lens farklı hem sensör farklı. Evet. Çünkü o işte sensör farklı, lensler de birbirinin aynı kalitede değil muhtemelen. Onu herhalde software ile yapıyor bu arada. Software ile ama ya bugüne kadar yapılmıyordu. Öbürlerini biraz bozup onu biraz şey yapıp böyle. İşte, güzel yapmış. Ben kamerayı beğendim. Kamerayla beraber de AI, bahsettik AI'dan. Kamerada da bir sürü AI özelliği var. Mesela Google'ın Lens diye bir özelliği vardı. Bir şey çekiyorsunuz, onu tanıyor ve onun hakkında bilgiler verebiliyordu. Ya da bir şeyi kopyalayıp yapıştırırken fotoğrafın içinde. Onların hepsi içine gelmiş. Aynı şekilde kameradan da bir şey çekip bunun ne olduğunu sorabiliyorsunuz. Ya da bir fotoğraf çektiniz. Ben burada bizi çektim. Dedim ki benim daha dışarıda olmam lazım. Kendimin üzerine basılı tutuyorum. Kendimi kenara kaydırıyorum. Ve hem beni kenara kaydırıyor hem de kalan boşluğu Generative Fill ile tamamlıyor. İçine Photoshopçu koymuşlar. Evet. O çok hoş. Yani normalde onu yapan programlar var. Yani benim de bunu yapabiliyorsa başka şeyler de yapabilir. Evet, yani beni zayıflat, beni şey yap. Onları denemedim. Yani ya var vardır mı? İlla. Onlardan da emin değilim. Şimdi yalan olmasın. Göğüslerimi küçülttüm. Ama o Generative Fill yani kullanılır. Şu an onu yapmak için benim telefonumda ekstra iki tane program var. Ben yaşlandığım için şimdi arkadaşlar bazen WhatsApp'ta konuşuyoruz. Mert anında bir şey yapıp gönderiyor. Ulan diyorum nasıl yaptın? Photoshop'a mı aldın falan. Meğer orada böyle aptal aptal değerek herif bir şey, 30 saniye dokunarak içinde. İşte, ben ona alışamadım hala maalesef. İşte, bu çok dolayı daha iyisini yapacak hocam. Bir de işte, Samsung'un şeyi vardı. Nightography diye bir reklam şey vardı. Nightography. Öyle evet. Bir şey vardı görüyordum. Evet. Ha, gece performansı daha mı iyi? Evet. Şu an işte yeni sensör, yeni işlemci ve yeni şeyle beraber, bu yapay zeka ile beraber gece performansı da çok iyileşmiş. Bizim gece çekip çıkma şansımız olmadı tabii. Zaten bir oda ayırdılar bize. Ben orada gittim baktım. Ama eğer gelirse, eğer inceleme şansımız olursa bir gece mutlaka deneriz. Çünkü peki, çok güveniyorlar. Bu kaç dedin modeli? S24 Ultra. iPhone 15'teyken onlar niye 24'e geçmiş? 24 hocam şöyle yaptılar. Aslında onlar da sırayla geliyorlardı işte. S4, hı-hı, S5, S10'a kadar geldiler. S10 yerine 2020'ye denk geldi. Ha, S11. O zaman S20'ye geçildi orada. Ha, öyle bir uyanıklık yapmışlar. Aslında daha takibi daha kolay oldu. Yani hı-hı, en azından yıl, hangi yıl, tamam o zaman bu telefon deme şansımız oluyor. Evet. Peki. Tamam, kameradan sonra da en son RAM'den bahsedeyim. RAM merak ediliyor diye. Baz modelde S24'te 8 GB RAM var. 128 ve 256 depolama seçenekleriyle. S24 Plus'tan itibaren Ultra dahil 12 GB RAM var. Ve biraz önce bataryalardan bahsederken onu söylemeyi unuttum. S24'te 25 Watt'lık şarj teknolojisi var. Diğerlerinde de 45 Watt'lık hızlı şarj var. Ya bu hızlı şarja ben biraz tilt oluyorum ya. Acaba yani zarar veriyor muyuzdur aleti diye. Veriyoruzdur mutlaka da. Zaten hayat böyle bir şey değil mi hocam? Hayat acı çekmek değilse nasıl olsa seneye Galaxy 25'i alacağınız için çok. Öyle yani mi olacak? Galaxy 25 mi olacak? Tabii. S25 olacak. Sene çıkıyor. Her sene bir model çıkıyor. Ocak'ta çıkıyor. Ben Galaxy 33'ü bekleyeceğim. Hedef 2023'tü diye hatırlıyorum ben ama yine de.
Evet, Samsung'un yeni telefonunu konuştuk. S24. Daha çok telefonlar olacak ömrünüz boyunca. Evet. Seneye S25'i bekleyebilirsiniz. 25 gelir, 26 gelir. Ama araya katlanırlar gelir. Ama bu AI konusu ilgimi çekti, ne yalan söyleyeyim. Gelince inceleyeceğiz. AI konusunu zaten sırf AI ile alakalı başka bir şey yaparız ve video özellikleri çok iyi. Hani şeylerden artık bahsetme gereği duymadım. Kamerası gerçekten çok iyi. Onlarla alakalı ayrıca bir konuşuruz gerekiyorsa. Çünkü sen duyguyla yan yana oturuyorsun ofiste. Sen duygunun çalışma şekline hiç baktın mı? Maalesef baktım. Z kuşağının çok ilginç bir çalışma şekli var sayın seyirciler. Benim kesinlikle anlayamadığım. Şöyle, her şey search'le. Yani yemek sepetinden yemek söyle diyorsun mesela, atıyorum. Evet, yemek sepeti yazıyor. Y yazıyor şey. Hocam, hiçbir şekilde ne bir link var ne bir şey var. Chrome'u açıyor. En üst satıra Google yazıyor. Google ya, sayfası açılıyor, orada arıyor. Resolve açacak, search'e R yazıyor. Abi yeter artık ya. Bu ne ya? Halbuki logosu duruyor orada yani. Yani bu kıza demek ki, şaka bir yana, demek ki ya o jenerasyonun çalışma şekli çok farklı ya. Evet. Onlar aslında dille daha kolay yapabilirler. Evet, belki de gerçekten. Yani Resolve aç demek istiyor kız aslında, diyemiyor evet. Bir türlü o şey. Belki de bir ne bileyim tuş olacak. Evet. Artık yani telefonlar da bilecek. Bir tuş olacak elimizde. Basacağız ve Resolve aç diyeceğiz, o açacak. Gak deyince yemek verecek, guk deyince su verecek. Bir sisteme ihtiyaç var. Üstümüze örtecek. Bir de şeyde ben deliriyorum ya. Yani bir şey yap diyorsun mesela, ne bileyim. Resolve'da geçme yap, atıyorum. Hemen Google'a giriyor. Resolve geçme. Yani nasıl? Yani Google olmasa herifler yaşayamayacak ya. Bir şey, acayip bir şey. Bir de her şey tam ekran açılıyor. Yani Resolve açıyor tam ekran. Chrome açıyor tam ekran. İşte şey açılıyor. Ne o, dosya penceresi açılıyor tam ekran. Her şey tam ekran. Bir de bakıyor yani Resolve'da nasıl mix şey yapılır, ama Resolve Mix, hani onu da tam yazmıyor. Resolve Mix nasıl? Bir video çıkıyor, basıyor. Bir cümle. 5 saniye sonra kapatıyor onu. Oğlum niye kapattın? Bu değil diyor. Bu değil diyor. Abi inanılmaz ya. Yani. Belki oydu ya. Hayranlık içinde seyrediyorum ben. Belki. Ve yarım saat geçiyor, hiçbir şey yapamamış olur. Belki bir saniye sonra gerçekten onun cevabı oradaydı ya. İnanılmaz ya. Çünkü Google senin cümlenden anladığı, karşına çıkardı. Demek ki gerçekten sen de yaşlanmışsın. Evet hocam, yani ben yaşlandığımı hissediyorum. Duyguyu görünce. Evet. Ne yapalım? Evet, Teknokrat burada sona eriyor. Peki, Teknokrat'ın sonuna geliyoruz. Lütfen programımızı izleyiniz. Teknoloji eğlenceli de olabilir. Bunu başta söylememiz lazımdı, izleyin diye. O zaman baştayız şu anda. search beginning. Peki o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.